şey yok yani. Ama ikinci part, bu birinci part. Yani hani biz zaten... Ebru Şallı'ya 1 milyonluk yüzükten sonra milyon dolarlık villa hediyesi. Olay 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 olay, olay olacak aşkımız. Geçen ay Uğur Akkuş'la yaşamını birleştiren Ebru Şallı, son dönemde eşinin aldığı pahalı hediyelerle gündemden düşmüyor. Düğünde taktığı 1 milyonluk yüzüğün ardından Akkuş'un Şallı'ya milyon dolarlık bir de villa tapusu hediye ettiği öne sürülmüştü. Bunu abartmaya gerek yok. Her düğünde takı takılıyor ve ben de yok ya, ben de hani onun mutlu olabileceği bir küçük bir hediye şey yaptım yani. Yükseltmedik mi peki bundan sonraki hediyeler için ilk başlangıçta? Çıta biraz bayağı bir yüksekten olmadı mı? Vallahi bana sormayın, hanımefendiye sorun yani. Ünlü mankenle son olarak Bebek'te karşılaşıyoruz. Şallı yanından hızla geçen motoru son anda fark ediyor. Oldukça keyifli olan Ebru Şallı kuaföre bakım yaptırmaya geldiğini söylüyor. Merhaba. Bakıma geldim, böyle bakımsız çekmeyin beni. Ebru Şallı'ya evliliğe alıştınız mı diye soruyoruz. Yani ben seviyorum evliliği zaten. Gayet iyi alıştım. Ünlü manken son olarak eşiyle ormanda el ele romantik bir fotoğrafını paylaşmıştı. Seviyoruz biz. Yeşili çok seviyoruz. Ondan sonra... Uğur Bey de sporu çok seviyor herhalde. Spor yapıyor aynen. Boks yapıyor. Pilates yapıyor zaten. Pilatesi siz alıştırdınız. Evet, alıştırdım. Hocalarını da organize ediyorum ben. Hani her zaman ben ne yapmıyor tabii. Öyle evlilikten sonra sporu bırakmak falan yok dedim. Evlilikten sonra değişen şeyler oldu mu peki Ebru Hanım? İşte öyle bırakmak yok. Sözü Uğur Akkuş'un Ebru Şallı'ya aldığı milyon dolarlık villaya getiriyoruz. Bir ev hediye edildiği doğru mudur? Artık evlendiğiniz bir şey olabilir. Ya böyle şeyler biliyorsunuz. Çıkıyor, hani çıkıyor tabii, çok şey çıkıyor ondan sonra. Evet. Öyle gördünüz yani. Teşekkürler. Ebru Şallı üçüncü kez anne olmayı çok istediğini söylüyor. Yani neden olmasın? Ben de çocuk çok seviyorum ama bakalım biraz. Zaman diyorsunuz. Evet, biraz zaman. Bu bir tane daha balayı sürprizi vardı galiba. O ne zaman belli olacak? Bekliyoruz vallahi. Uğur'dan bekliyorum. Buradan sesleniyorum. Çok teşekkürler. Ebru Şallı'nın boynunda eşi Uğur Akkuş'un adının baş harfini simgeleyen U harfli kolye taşıması ise dikkat çekti. Ama gülmeyi bilmezdim şimdiki kadar. Birden geldin aklıma. Ebru Şallı geçen çarşamba akşamı eşi Uğur Akkuş'la Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara takıldı. Muhabirler Ebru Şallı'ya 1 milyon TL değerindeki nikah yüzüğünü sordu. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Teşekkür, İyi akşamlar ederiz. Olsun. Nasılsınız? Biz de yemek yedik. Yüzüğü göremedik parmağınızı. Yüzük mü? Uğur Bey siz nasılsınız? Vallahi şaşırdım sizi bu kadar kalabalık görünce, bir şey mi oldu diye merak ettim yani. İyiyiz, çok mutluyuz, her şey harika. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar. Şey, Ebru Şallı eşinden ikinci bir balayı tatili beklediğini söylerken Uğur Akkuş milyon dolarlık villa hediyesi hakkında ilk kez konuştu. Nasıl geçti balayı herhalde? Bodrum'a balaya da mı gittin? Valla işte ikinci bir balayı bekliyorum Uğur Bey'den. O şey ülke dışı herhalde, bu yurt dışı olsun diye. İnşallah. Uğur Bey mesaj size gidiyor. Gönderme geldi. İnşallah. Efendim bir de yalnız ev hediye ettiği söylendi ama milyonluk doğru mu bu ev? Yani aslında bu konular bu saatte konuşacak konular değil. Düğün hediyesi yani olarak. Birinci ağızdan sizden mi alalım? Artık efendim? Eşim canım, her şeyim olur yani. Öyle peki şey, evlilik sözleşmesi noktaya koydu.